Selam arkadaşlar, Dian4D and D'ye hoş geldiniz. Daha önce Dungeons & Dragons Second Edition oynuyoruz ve oyunları haftalık sizlerle paylaşıyoruz. Bugün canımızdan çok sevdiğimiz moderatörümüz Elif yok. Onun yerine biz 3 sapla oyuna devam edeceğiz. Ve söz DM'de. Evet ya. Yani şunu söylemek isterim. Şu yayınları yapmak için gerçekten şu anda çok uğraşıyorum. Bu kayıt zamanları dışında da çok uğraşıyorum. Şu anda mecbur yayın kontrolü de bende olacak. DM'lik de bende olacak. İzleyenler için bunu söyleyeyim. Biraz benim için zor olacak açıkçası. Hatalı bir şey yaparsam kusura bakmayın şimdiden. Artık hakkımızla hayırlısı deyip. Evet, eminim ki oyuncularım da bana destek olacaktır bu konuda. Her zaman, her zaman diyemcim, her zaman. Yani bu kadar biz uğraşa giriyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok uğraşıyorum ben kendi adıma. Arkadaşlar da oyuna katılmak için kendi karakterleri için uğraşıyorlar. Onlara bakıyorlar, ediyorlar işte, ne bileyim, onları öğrenmeye çalışıyorlar, araştırıyorlar sürekli. Yani hepimiz bunu yapmak için çok uğraşıyoruz. O yüzden bize abone olursanız çok iyi olur arkadaşlar. Destek olmuş olursunuz. Umarım abone olur ve bize destek olursunuz diyorum. O zaman yayınımıza Ve şu ana kadar hala like atmayan izleyicileri esefle kınıyorum. başlayabiliriz. Esef kim? O işte o bir zahmet o kalbe basın sonra devam edeceğiz oyuna. Evet, yani öyle bir kafa karışıklığı içerisindeyim ki şu anda. Yani iki tane rol 20 açık karşımda. Ben şu anda Asphodel'in rol 20'siyle oynuyorum gördüğünüz gibi. Bir taraftan da DM rol 20'si olması gerekiyor. Bir noktada. Bu şekilde olması gerekiyor yani mecburen. Oyunun selahiyeti açısından ama bunların hepsini birden kontrol etmek zor. Şu anda yayın kayıtları da bende. Bayağı bir zor hepsi. Umarım Kayda play'e bastın değil mi kayıtta? Önemli olan o şu evet, an. kayıtta oldum, emin olalım. Tamam. Orada gösteriyor böyle kırmızı ışık var diye. Tamam. Tamam. O zaman Nerede kalmıştık diyemcim? nerede kalmıştık? Söylesenize, nerede kalmıştık? Birini söyle. Can sen söyle, bir şey söyle. Ah, ben söyleyeyim. Sonunda konuşabiliyorum. Aa ne güzel. Evet, en son köydeki evin içerisinde büyük bir kombat geçirdik. Bir dövüş adli DM'imizin bize güzel bir sürprizi oldu böyle. Dedi ki siz bu eve girin arkadaş. Biz 2 saat giremedik o eve ama neyse. Oradan çıkıp dinlenme moduna geçiyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Evet, orada bir kurt adam vardı, onu dövdük. Onun içinden çıkan hayat bana musallat oldu. Ben orada birkaç adam dövdüm. Evet. Benim bir action'ım olacaktı ama bu oyuna kalmıştı. Falan. En Çünkü orada azından iyi yaralı birileri vardı. bir paladin olarak kimseye kalıcı bir zarar vermedin. O da önemli. Ve bir Ghost Hunter olarak bana hayalet dadanması da ayrı bir utanç verici. Doğru vallahi. Onu bilemiyorum da bir Ghost Hunter olarak arkadaşını bayağı bir dövdün ya. Bir de o var. Evet arkadaşlar, şöyle bir duruma baktınız. Ortam bayağı bir soğuk evin içi. Dev yanınızda, sizin yanınıza geldi öyle bir. Ne oluyor ne bitiyor diye bakmaya. Bu yerde yatanı tanıyor musun? Yerde yatanı tanıyor muyum? Adam bir baktı şöyle şeye, o Werewolf cesedini kastediyorsun değil mi? Tabii o daha sonra insana dönmüştü. Aynen, insana dönüştüğü için akabinde yarı çıplak bir Yani insan var şu anda yerde yani. benim Dave'le bir işim vardı. Onu hatırlatayım. Dışarı çıkacaktım. Bu ısırılan arkadaşın hastalık kapıp kapmadığını öğrenmenin bir yolu var. Bir ot lazım. Onu bulmaya çalışacağım. Açıkçası bunu tanımıyorum dedi. Nasıl? Bizim buralardan değil bu adam. Dışarıdan da damış o zaman. Evet. Çok yakınımızda da bir yerleşim yok doğrusu. Nasıl oluyor da kimse belli etmeden evin içine kadar girebiliyor? Ki biz de dışarıdayken. Yani hava aydınlık. Evet.
Evet. Isırılan adam bunları duyuyor mu acaba? Hangi ısırılan adam? Yok, şurada ısırılan bir arkadaş var ya. Şu mu? Hı. Evet, o en son kaçmıştı, geri gelmiş. Yani. Ya açıkçası hani bu adam hani böyle boş bakıyor ama hani bu ısırılmanın ne demek olduğu konusunda pek de bilgisi yok gibi yani herif. Anladım. Dev, benle gelsene sen bir. Niye? Gel gel, bana bir yardımın lazım. Ne istiyorsun? Şurada bir şey gördüm de ne olduğunu bir seninle bulalım hadi. Şu evi toparlamam lazım dedi. Adam durdu, döndü direkt. Gidiyor. Ha. Diyelim çıktım ben dışarı. Tamam. Elimi şöyle toprağa koyuyorum. Tanrıçam bana gücünü bahşet. Kurt boğan otu arıyorum diyen Locate Animal or Plant Sperry ile. Bu civardaki ben merkezden itibaren. Önce ezberliyorsun tabii. Ezberle Tabii vakit yapmamıştım. geçiyor. Yapmamıştım Hı doğru. hı. Onu ezberleyip onu yapacağım yani. Olayım mı? Tamam. Burada Dave, Leovald senle beraber hani evi durdu. Hani o kırılan eden şeyleri toparlamaya çalışıyor işte elinden geldiği kadarıyla. Yardım edeyim ben de. Yani hani buradaki yatağı kaldırdı, dışarıya çıkarttı vesaire. Hani işte ne bileyim düşen sandalyeleri geri yerine koydu filan. Aha, işte ortalığı toparlıyorum. Aha. Bu meftayı nereye koyalım? Ne yapalım? Şunu mu diye onu gösterdi Dave. Yani meftabi o var. Adam baktı, başka kimse ölmemiş mi? Hayır. İyi. O da zaten yani bir şeydi. Kurt adamdı. Ölünce bu hale dönüştü. Şanslıyız o zaman. Çok da geç kalmamışsınız demek. İşte kapının önündeyken bağırıştırdık da Hı. kapıyı kırmak zorunda kaldık ateş ederek. Tamam, o zaman şunu bir kaldıralım gerçekten ortadan. Hani Sırtlandım ben. Hala şu an şeyim var zaten. Strength'im var üzerine muhtemelen. yani. Aldım şöyle tekerle, attım omuza. Tekelle nereye alıyorsun oğlum? Alamıyor muyum? Artı 300 strength'le. Ha, onu da alırsın doğru. Aha. Sen öyle yapınca buradaki adam baktı, ne yapıyorsun sen dedi. Nasıl yani dedi. Ne? Ney nasıl ne? Ne demek ney? Nasıl kaldırıyorsun onu dedi. Yani nereye götürelim? Şeye mi koyacağız? Buradaki mezarlığa mı götüreceğiz, başka bir yere mi defneteceğiz? Yok hacı, sen anlamadın galiba. Buradaki Dave direkt hırstı senin bu hareketinden. Ha ya, gücümden ama fark ettim de şey, bozmamaya çalışıyorum. Hani o, niyetim onu ürkütmek değil anlamında. Adam böyle hani eli silahına gitti, kalkanını çekti. Öyle bir iki adım kenara çekildi bu tarafa doğru. Ne yapıyorsun dedi. Kendi mi içine bir şey kaçtı? Hayır canım, bu şeyden, eldivenden gelen bir güç, geçici. Kısa bir süre sonra geçecek, bunu verecek kudret. O yüzden nereye götüreceksin bir önce götürelim, yoksa o kadar kolay taşıyamam. Tamam. Tamam. O zaman. Şu arkaya götürelim, arka tarafa diye şu tarafı işaret etti. Tamam. O tarafa doğru taşıyorum yani, gösterdiği yere. Hı. Nazikçe nazikçe yatırırım. Yani sen onu aldın, çıkarttın dışarıya işte. Şuraya bir yere. Ha. Dışarıya şu evin tuvaletin arkasına yani. Orada bir tuvalet var. Oraya doğru çıkarttınız. Dave de geldi seninle beraber de. Hani adam şeyde ne derler. Biraz böyle hani senin bu ekstra güçlü olman şaşırttı onu gerçekten. Böyle bir hani garip garip baktı yani ne yaptığına.
Benden korkmana gerek yok. Yani gücüm yettiğince iyi tarafta savaşma gayret gösteriyorum. İşte bu alnımda yazmadığı için dedi adam. Burada yazıyor. Tormu sembolü gösteriyorum. Buna aşina olman lazım. Duymuşluğum var da onu bana versen ben de takarım yani. Bilmem anlatabildim mi? Benim için çok bir şey ifade etmiyor. Neyse. Yani sen iyiysen sorun yok. Öyle adam hafif panikledi yani. Şaşkın şaşkın bakıyor olan bir tane. Zaten daha yeni bir kurt adam davası olmuş ortalıkta. Bir de üstüne sen böyle insanüstü garip garip şeyler yapınca adam ne oluyor lan diye bir hafif panikledi yani. Yani benim karşısında olduğum tek şey diyara kötülük getirmeye çalışanlar. Eğer onlardan biriysen zaten korkmalısın. Yoksa mesele yok. İşte belki onlardan biriyimdir. Korkmalı mıyım? Yani işte öyle deyince içime bir şüphe düşüyor dedim. Öyle olmadığını anlaşılıyor, merak etme. İyi. Sen öyle diyorsan. Evet, çok kötü bir gündü bu. Neyse adam İçeridekilerin en azından sağ olmasına, salim olmasına sevindim. Yani daha büyük fenalık getirmeden onu durdurabildik. evet, başka birileri ölmemiş evde. En azından evin içine girip hemen ortalığı karıştırmaya fırsat vermeden onu hani görmüşsünüz, müdahale etmişsiniz. O da bir şey. Neyse, Cromwell sen o ot bulmayan siperini ezberledin, yaptın. Evet. Ondan sonra bir tane yüzdelik atar mısın bana? Tabii değerini söyleyeyim mi? Neyini? Hani 100 yard artı 20 yard per level, yani 180 yarda Sen range'im. onu, evet sen yüzdeni at da sadece. Asıl Tabii tabii önemli olan o. gönderiyorum. Sen 33. şöyle bir bakındın bu civarlarda, hani bir oraya baktın. Döndün öteki tarafa, döndün öteki tarafa. Döne 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 döne. Bu en azından sen merkezli bir kilometre, bir mil civardaki neredeyse her yere bakmaya çalıştın. O kadar da değil tabi. Biraz abarttım gerçi ama yarım kilometre falan alan Yani. kaplıyor yaklaşık senin spelin o anda. O civarlara bir bakmaya çalıştın işte. Maalesef o civarlarda bulamadın ama başka bir yerde tekrar deneyebilirsin. Daha uygun Bugün bir değil. mekanda. Yarın. Yani Bugün değil, yarın. orasını sen bileceksin artık, evet. Yapacak bir şey yok. Hı. Tamam. Bir taraftan da düşünüyorum. Şeyi aklıma getirmek istiyorum. Wisdom check atayım mı bunun için? Hani bana daha önce bununla ilgili söylenenleri, işte şu kadar zamanda şöyle olur, dönüşülebilir. Hani dolunay mevzuları vardı ya, Ya ilk dolunay. hatırlayabildiğin her şeyi söyle. Yanlış hatırlaman da zaten hani Tamam. aslında gayet de realistik bir durum olur. Tamam, peki. Yani yanlış söylemen de gayet normal. Gayri ihtiyari kafamı gökyüzüne bir kaldırıyorum. Bulutlu demiştin ama gökyüzünde hani ayı görme şansım var mı? Yok. Yok. Tamam. Ortam bayağı kapalı gerçekten. Aspoder'e döneceğim. Bir tarih danışacağım ona. Hani o böyle şeylerden anlıyor ya, iyi kötü tutuyor. Hani ay döngüsü ne zaman? Hani dolunaya ne kadar var? Bilmiyorum. Şu anda bir şey diyemem. Neden? Ne yapacaksın? Ya bu şeyden şüpheleniyorum. Şu yaralı arkadaş var ya, He, kurt adam kurt bana olayı. ısırdı. Evet. Evet. Evet, Kurt doğru. Boğanat'ı aradım da bulamadım Aspodel. Bir koru, bir çalı, bir şey bulmaya çalışacağım yakınlarda. Olmadı oradan arayacağım öbür gün de. Hani neye ne kadar vaktimiz var onu bilemediğim de. Bakarız ona da ya. Daha uygun bir zamanda. Tamam. Şu ayın görünmesi lazım zaten. İşte. Şu anda hava bulutlu olduğu için bir şey göremiyorum ben de. Tarih olarak da bir bilgim yok. Tarih, Tamam. yani takvim tutmuyorum. Tamam. Yazık adama yani. Hı. Neyse, ne yapacağız şimdi? Yani tetikte bekleyeceğiz herhalde. Ben de Leon'un bana açtığı yaraları düzeltmeye çalışacağım. Uyuyup uyanarak.
Bunun için gerçekten üzgünüm. Bunu biliyorsun değil mi? Kendin de değildin kardeşim. O gözler sana ait değildi. Sıkıntı yok. Aynısı bana olsa ben de aynı şeyi yapsam ben de aynı cümleyi kurardım sana yani. Ki bana oldu zaten bir nevi benzeri. Ben de aynı şeyleri söylemiştim sana. O benim diyem bir şey sormak istiyorum. Hani ne kadar doğru bir bilgi olacaktır. Bu şimdi benim içime girdi ya bu hayalet beni poses etti ya. Onun hafızasıyla alakalı herhangi bir bilgi kırıntısı bana ulaşmış olabilir mi? Hayır canım. Yani zihinlerin bir şeysi merge olmuş olabilir mi bizim zihinler? Bir Hayır. anlık bile olsa. Tamam. O seni kontrol ediyor, sen kontrol etmiyorsun. Şimdi arkadaşlar yani bugüne kadar olan olaylar hep günde bir tane veya 2 günde bir tane şeklindeydi. Hani bugün ben ekstra bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Belki de onun gücü hani tek seferde bir günde tek bir kişiye girmek şeklindedir. Ya buradakilerin söylediği bu olayın sıklıkla olmaya başlaması ki dün birse bugün iki yani. Ben Ama onların işiyleyim. aynı gün içerisinde 2 defa olay yaşanmadı. Yalnız Ya şey dikkatimi yaşansa ne çekiyor. olur, biz neyi konuşuyoruz ki dedi Asfader böyle durup dururken. Yok benim aklıma şey geldi. Bu akşam rahat yatabilecek miyiz diye. Burada ölen Daha öğlen vakti. şey söyleyeceğim. Burada ölen adam da ölen yaratık da işte şey de burada daha önce görülmüş tipler değil. Acaba diyorum bu ele geçiren arkadaş kasabanın civarında dolanıp da buralara yakın bir şeyler bulup onları direkt kasabaya musallat mı ediyor? Ya tabii ki öyle zaten. Hani civardaki yaratıkları kontrol ediyor. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bu köyden birisinin yeğeni. Ve bu artık bir şekilde bulacağımız bir bilgi. Köyün yerlisi olduğu için de bu köyden birisinin içerisine girmek istemiyor. Ama başka bir yerden gelip de burayı bir şekilde cezalandırmaya çalışıyor artık. Benim tahminlerime göre. Peki Bunu Dave'in niye yanında konuşuyorum bu arada saklamıyorum herhangi bir bilgiyi. Dave'den bayağı korkmuştu. İşte teyze yani. Çünkü Dave onun bir önceki bedenini harap etti. Şimdi aynı şekilde senden korkacak. Yani bilemedim. Benim tanıdığım böyle biri yok ki. Artı hani kasabada çoluk çocuk var da bu çoluk çocuk hani ne kadar çocuklar hayalet mi olmuş? Nasıl oluyor bu şey? Hiçbir şey Hayır, anlamıyorum. bir tane çocuk birisinin ya ihmalinden ya da zamanında yetişememesinden dolayı hayatını kaybediyor. Vahşi bir şekilde öldürülüyor ve bundan dolayı da intikamcı bir ruha dönüşüyor. Adamın gözleri büyüdü, pörtledi böyle. Bizim yapmaya çalıştığımız ise yani onun kim olduğunu bulmak öncelikle. Yani teyzesinden kaynaklı olduğunu söyledi. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum Evet, kullandığı evet, az evet. önceki olay neticede. Teyze suçluyordu direkt olarak. Teyzesini suçluyor. Burada artık yeğeninin yani ölümüne sebep olan demeyeceğim bu şekilde suçlamak yanlış olacaktır. Ama bir şekilde yeğeni ölmüş bir kadın arıyoruz öncelikle. Peki bir şey Ki söyleyeceğim. Dave burada böyle birisini tanımıyorum dedi. Bu geçmişte yaşanmış bir olayın yansıması mıdır mı? ya tabii ki Daha yani eski. patya olan bir şey değil. Daha eskidir belki de. Onun için sordum. Ha şimdi Dave tanımıyorum deyince. Dave kaç yaşındasın? 29. Yani Dave tanımadığına göre Dave'den önceki dönem olsa gerek. Ama Mi diye mi düşünelim? bu mevzular yeni baş gösterdi değil mi? Evet. Yani yeni gibi. Daha önce de kasabada ölümler oldu da hani bununla alakalı mıdır bilemem ki. Bu şekilde yaratık saldırıda falan oluyor muydu? Oluyordu canım tabii ki. Son dönemde hani 3 tane ard arda oldu işte. Ama işin garip tarafı hani böyle bir kötü ruhun dadanması.
Çok şaşırtıcı. Ben bunu Peki ben anlamıyorum. bir şeyden daha şüpheleniyorum. Dev, bir çocuk mezarı eşelenmiş, deşilmiş olabilir mi ya? Mezarı bozulmuş, rahatsız edilmiş. Mezarlıktaydık daha yeni. Evet de ben hiç öyle bir şeye dikkat etmedim yani hiç düşünmüyordum öyle bir şeyi. Şimdi aklıma geldi böyle bir şey. Yani bilmiyorum böyle bir şey oldu mu olmadı mı da. Belki de ondan dolayıdır yani hani ölüler rahatsız edilirse. Mezarlıkta ben bir sorun görmedim yani. Daha yeni oradaydık. Dün oradaydık biliyorsunuz. Cenazemiz vardı. İyi ki bugün bir cenazemiz daha yok. Mezarda doğum ve ölüm tarihleri yazıyor mu yoksa sadece başlarında bir şey mi dikili? Bir taş mı var? Aa, benim okuma yazmam yok, bilmiyorum. Bir müsaade Hiç olursa bakmadım yani. yani ben incelemek isterim de burada sonuçta yabancıyım. En azından senin kontrolün, senin denetiminde oraya gidebilir miyiz? Tabii. Buradan çık. Şeye gerek yok ya. Benim gelmeme gerek yok. Buradan çık. Sağa doğru dön. Hafif Yok çapraza doğru git. elin adamı gelmiş bizim mezarları inceliyor falan demesin kimse ondan kaynaklı. Hani yanlış anlaşılmasın diye en azından yanımızda olursan. Ya değsinler canım, ne olacak, aman zaten başımız dertte. Şimdi onunla kimsenin uğraşacağı yoktur. Ya ben şuraları bir toparlamak istiyorum da dedi. Etraf bayağı bir dağıldı. Tamam. Arkadaşla beraber şuraları bir toparlayalım biz. Siz hani mezarlığa bakın, kontrol edin. Zaten Tamam. şey, kasabamızın piristi de kayıtlara bakmaya gitmişti. Belki ondan bir cevap gelir. Yani araştırmak lazım bunları. Biz de burayı toplayalım bu arada madem. Tamam. Hazır daha öğlenken birkaç bir şey yapabiliriz yani. Kasabanın priesti o hanımefendi ne kadar süredir tapınaktan hariç kasabada yaşıyor? Ne zaman emekli oldu yani onu biliyor musun? Yani çok çok oldu, bayağı bir çok oldu. O zamanlar ben küçüktüm ya. Epey genç emekli olmuş o zaman. EYT vurmuş. Ya ona emeklilik denmez. Hani belki de burada yaşamayı seçti sadece. Ne bileyim. Emekli olmak şimdi. O ilginç bir mantık. Tamam. Gel Neyse, bilmiyorum Krom. yani neden Biz oldu, neden. mezarlığa bakalım arkadaşlar. Tamam. Seni de rahat bırakalım diye. Evet. Biz şuraları bir toplayalım en azından. Ondan sonra bakarız. Asfodel şey dedi, ben de bir toplayayım şuraları dedi. Tamam. Tamam. Siz gidin mezarlığa bakın bakalım var mı bir Biz şey. hallederiz hızlı hızlı. Tamam, siz arkadaşlar çıktınız oradan, mezarlığa doğru gittiniz. Mezara giderken etrafımızda kimse yoksa hani biraz yolda da konuşalım, muhabbet edelim. Tabii. Hani en azından dinlemeyen bir kulak olduğu zaman. Tabii canım, yani. Şimdi direkt suçlamak da burada doğru olmayacaktır ama bazı şüphelerim var Cromwell benim. Hani bu kadar genç yaşta bir Torm inananın bir tapınağı bırakıp inzivaya çekilmesi. Ya beni bağışla ama ben de şunu sorarım sana o zaman. Şimdi sizde bu şeylerin bir kaydı kuydu bir şeysi bulunur değil mi daima? Kim girdi, kim çıktı, kim işi bıraktı, kim bırakmadı diye. Yani tapınağa bağlıysan bulunur elbet. Ha, Tamam. şimdi Waterdeep'te bir tapınağınız var. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Vardı. Var, var, evet. Bu konuyla alakalı net bilgi oradan gelir herhalde sana diye düşünüyorum. Yani hani onun dışındaki şüphelerin her zaman tabii şüpheci olabiliriz ama yani altı dolu gelmedi bana onu demek istiyorum. Kadın Altı dolu değil zaten. Bu sadece bir his. anladım anladım. Yok yok tamam. Ya biliyorsun kardeşim yani bu benim sana saygı duyduğum bir olay canım. Ben hissine güvenirim ama hani diyorum şimdi bu çok ciddi bir şey oluyor yani. Hani şimdi kadının şüpheli hareketi var demek için elimizde ne var yani? Yani neden o kadar genç yaşta tapınak hizmetini bırakarak
buraya yerleşmeyi seçti? Onu merak ettim sadece. Ya elimizdeki... Acabalar silsilesi bu. Yani doğru söylüyorsun. Başımıza elimizdeki... öyle bir iş geldi de ondan dolayı mı acaba? Ya orayı senin yüzünden teyze diyerek giden çocuk onu mu işaret etmişti tam olarak? Onu işaret etmemişti. Teyze dedi gitti. Sonra geldi. Olay anında o yoktu. Ama Dave'den çok korktu bak. Dave onu öldürdüğü için diyorsun da acaba ondan dolayı mı yoksa Dave gerçek hayatta da bu çocuk yaşarken ona zarar vermiş olabilir mi? Ben mesela bunu düşünüyorum şu an. Ha, bu da çocukken. Ama... Bir saniye arkadaşlar, ufak bir mola verelim. Evet, ufak bir mola verdik. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Siz mezarlığa doğru gidiyorsunuz arkadaşlar ama bunu söylemeden önce arkadaşlar hatırlattı bana. Akşam olmak üzere bir saatlerdi, öğlen değildi dedi. Sanırım haklılar, ben çünkü tam hatırlayamıyorum. Bayağı kafam karışıktı o yüzden. Akşam üzeri vaktinde siz mezarlığa doğru çıktınız. Zaten öyle çok uzak bir yer değil yani. 5-10 dakika böyle yürü yürü kasabadan çık falan değil, o kadar değil. Evet, kasabanın küçük hemen yer. Yakınında yani. Tabii. Çok büyük bir mezarlık değil yani. Ondan sonra o tarafa doğru gittiniz siz mezarlığa. Yani her şey gayet sessiz, sakindi. Hava da kararmak üzere. Biraz sonra güneş tamamen batacak, bayağı karanlık olacak. Hızlı olalım Kamil. Tamam. Ne arıyorsunuz orada? Ne arıyorum? Öncelikle mezar taşlarına bakıyorum. Doğum tarihi ve ölüm tarihi yazıyor mu? Bazılarında yazıyor, bazılarında yazmıyor. Yazanları o zaman hızlıca tarayacağım. Bu çocuk mezarı var mı? Yani bu kaç yaşındaydı? Bu 7 yaşında, 8 yaşında. Hani o yaşta, 10 yaşından küçüktü en azından. O yaşlarda ölmüş biri var mı diyorsun? O yaşlarda ölmüş bir çocuk var mı? Baktın hani, bir tane gördün gerçekten. İsim ne yazıyor? Aşağı yukarı o yaşlarda. İsim Claudia yazıyor. Claudia. Soyadı yazmıyor mu? Yok. Onu da söyleyeyim nedenini. Hani izleyenler için söyleyeyim, siz biliyorsunuz zaten de. O devirde soyadı kanun diye bir şey yok arkadaşlar. Hani izleyenlere söylüyorum bunu. Hani soyadı genellikle normal köylü ve normal vatandaşta olmaz. Ancak soylularda olur. Ya da normal vatandaşta bir lakap olur. Hani Cromwell'deki gibi lakap olur ya da Leovold'daki gibi soyadı olur. Evet. Yani öyle herkesin soyadı olacak diye bir şey yok yani o devirde. Soyadı olan kişiyi soylu olarak tanımlamak gayet doğru bir mantıktır. Onu da söylemek isterim. Belli bir soydan geliyor demektir bu yani. Neyse. Claudia dedi. Diye bir kız yani. Öyle çok kaç küçük yaş, olduğu için lakabı falan da yok. Hiçbir şey yok. Kaç yılında ölmüş? Bundan kaç yıl önce ölmüş? Biz 1373'teydik galiba. Evet. Yani 1371, 2 yıl. 2 yıl önce ölmüş. Ha. Evet. Maalesef öyle küçük bir çocuk, o da 9 yaşında görünüyor işte. Ölüm, yani doğum ölüm tarihlerine bakınca görüyorsunuz. Bir ESP deneyeceğim. Nereye? Aşağı doğru. Mezara mı? Mezara. Sen yaptın, bir şey yok tabii ki. Denedim şansımı. Zaten o hani böyle bir şeyi ortaya çıkartır mı çıkartamaz mı? Emin değilim, bilmiyorum. Evet. Denemiş oldum. Evet. Bunun konu hakkında herhangi bir kaynak da yok zaten. Öyle yani. Mezarına toprağında herhangi bir deformasyon var mı? Deformasyon yok. Gayet normal duruyor. Taş toprağı yerinde. Başka uzun zamandır da yok. Ellenmemiş yani. Başka da öyle bir şey yok değil mi? Çocuk mezarı. Ben de bakınayım diyen bu arada. Çocuk yok. Mezarı olabilir. Yani çocuk mezarına bakamam. Gerçi isimleri okuyamıyorum da. Bu yeni ölenler için gömülenler hariç böyle kazılmış, eşelenmiş, bozulmuş gibi duran mezar var mı buralar? Yok, bozulmuşa bakmıyorum da şey yani tarih olarak en azından.
Bir tane vardı işte o yaşlarda, hani küçük böyle 8-10 yaşlarında bir çocuk. O vardı işte 9 yaşında bir tane. Onun Anladım. dışında o yaşlarda bir mezar taşında yaşı yazan, doğum ölüm tarihi yazan biri yoktu o yaşlarda. Ebat olarak ona benzer. Küçük mezarlarda evet vardı. Ama onlarda tarih yoktu. Tarih yok. Herhangi bir mezarda da hani kurcalanma olmamış. Öyle bir şey de yok. İsim falan da yazmıyor tabii tarih yazmadığı için. Yani bazı yazıyor, isim yazıyor, hepsinde yazıyor. Ha, yazıyorsun. İsmini yazmışlar yani. Ama tarih yazmadığı için de bir anlam ifade etmez araştırmada. Yani. Belki de öyle, belki de değil, bilemiyorum. Size kalmış, ne arıyorsunuz ki? İşte daha eski tarihte ölmüş birisini arıyordum da ben. Neden? Ama Daha eski bilmiyorum. tarih. İşte Dave'in hatırlamadığı kadar eski. Yani 30 yıl öncesine ait. Belki de. Ya yalnız bir şey söyleyeceğim. 30 yıl öncesinden ziyade ben şeyi düşünüyorum hala. Dave'i görünce çok korktu. Bence bu olay yeni olmuş bile olabilir, biliyor musun? Belki de hani Bak. bir şekilde ölümüne sebep oldular ve onu bıraktılar açık alanda yani. Ya da gömdüler karların altına. Bilmiyorum. Ya da Acaba gömdüler. sevgili Claudia neden vefat etti, ona bir bakmak lazım. Şeye soralım bunu. Evinde kaldığımız yaşlılara soralım. Bilirler belki. Bir dua ediyorum başına Claudia'nın. Ne ettin? Umarım ruhun huzurludur. Merak etme falan dedi oradan. Vallahi sıç. Niye lan? Ha, diyem kasabanın hemen yakınında böyle çalılık, böyle koruluk, 3-5 ağaç da olsa yeşilliğin olduğu bir alan var mı? Var. Tamam. Leo, bugün bulamadım kasabanın içerisinde ama belki dışarıda şu yeşillik alana doğru gidersek yarın sabahtan şu kurtbağa notunu bulmayı tekrar deneyeceğim ben. O arkadaşa bir şey olmadan hani belki engel olabiliriz. Hava da karardı bu arada. Tamam, geri dönelim. Daha fazla oyalanmayalım. Asma merak eder. Tamam. Gittiğimiz zaman diyeyim. Ya yani eve geldiğimiz zaman, şu Jack'le dayılarının evine geldiğimiz zaman onu soracağım. Claudia'yı hatırlıyor musunuz? Yani yemek falan hazırlamıştır illa ki, o şey sofraya geçiyorum da işte sofradayken ya da evet, yemek bittikten sonra çay içerken ya lak diye kapıdan girer girmez Claudia'yı hatırlıyor musun diye girmiyorum içeri de. Yani akşamın ilerleyen saatlerinde onu soracağım. Anladım. Siz o zaman eve doğru alın kendinizi bu Tabii. tarafa. Tabii. Oturdunuz, sordunuz işte onu. Oradaki işte Dayla anlattı size. Geçen kış hastalıktan ölmüş o kız. Hani iyileştirememişler vesaire. Çok kötü hastalanmış. Ondan dolayı işte daha çocukken ölmüş. Böyle soğuk bir kış günü. Kimin kızıydı? Kimlerden doğ? İşte şunlardandı, bunlardandı dedi. Peki bu şey mi bakmış onun yaralarına? Neydi şu torun Tristis'in adı, ablanın? Var ya hani. Adı neydi? Leo. Gillian. Gilliam. Ha. Gillian Gillian White. O mu bakmış hastalığına? Açıkçası bilmiyorum. O mu baktı? Yani Hatırlayamadım şu anda. köyünüzde bir doktor ya da şifacı, ya doktor olmaz da gerçi, bir şifacı, bir iyileştirici biri var mı peki onun dışında olabilecek? Hani böyle hastalığa tanı, tedavi, teşhis koyabilecek, tedavi edecek. Bir kişi vardı, o da maalesef kısa bir süre önce o da kaybettik, öldü yani. Aa. Geçen sene öldü o da. Vardı yani zamanında. Yani şey için soruyorum. Acaba hani ölen kızı o bakmış olabilir mi? Hatırlamıyorum hangisinin baktığına, olabilir. Olmaya da bilir, bilmiyorum.
Konuyla alakasız başka bir şey daha sorayım ya da alakalı. Kızın haricinde yakınlarda ölen böyle başka bir çocuk hatırlıyor musunuz? Erkek de olur, şey de, o fark etmez. Evet. Kimdir? Nedir? Anlatabilir misiniz eğer zarar zahmet yoksa size? Ya onun gibi bir sürü öyle ölüm olabiliyor yani. Yakın zamanda belki de. Bu Talihsiz bir şekilde. Hani köyün hemen dışında olabilir. mesela İlla için. geçen kış bir tane ölü doğum oldu. Bu kışın başında bir çocuk öldü yine. Daha Nasıl öldü çok o çocuk küçükken. mesela? Kaza geçirdi. O yüzden öldü. Nasıl bir kazaydı? Düştü Biraz düştü. detay verir misin? Çatıdan düştü. Çatıdan Oynamaya düştü. çıkmış. Yazık. Yani böyle kazalar oluyor. Anladım. Köylük yer sonunda. Yani. Sonuçta. Evet. Üzüldüm çocuğa. Ama daha çok küçüktü o. 4 yaşlarında filandı. Ya bizim bilgisini, ya bilgi aradığımız 7-8 yaşlarında bir çocuk da. Claudia yaşlarında yani. Hatırlamıyorum başka o yaşlarda bir çocuğun hani ölümünü. Neden merak ediyorsunuz bunu? Ya çünkü bu kasabaya olan saldırılarda öyle bir, yani o yaşlarda bir hayaletin parmağı olduğunu düşünüyoruz. Ondan yani. Ondan kaynaklı. Olabilir. Belki onun ruhunu huzura kavuşturabilirsek. Yani buralarda hiç öyle bir şey yaşanmadı şimdiye kadar ya. Hiçbir hayalet böyle bir durum hiç olmadı şimdiye kadar. İlk defa böyle bir şey duyuyorum. Ben hiç görmedim öyle bir şey. Hayatım boyunca. Tamam belki bazen orklar saldırdı işte. Ya da geçenki gibi bir kurt adam çıktı milletin karşısına. Evet bunlar oldu da bir hayalet hiç olmadı yani. Çok korkunç bir şey ya. Bizim için. Yani tabii canım. Hani çünkü Ya. kurt adamı bilmem neyi hani görürsün, öldürebilirsin bir şansın var ama hayrete ne yapacaksın? Onlar için de yani çeşitli yöntemler var. Siz hiç merak etmeyin. Etrafınız bu konu hakkında deneyimli kişilerle çevrili. Yani elimizden geldiğince yardımcı olmak için buradayız zaten. Hı. Ya öyle bir şey olursa durdurabilecek biri var mı aranızda? Tabii ki ben varım Başta naçizane. Asfodel var başta. Asfodel bir zaten bir rahibedir. Ben Emin bir olun. paladinim. Ben de bir ranger'ım. Elimden geleni yapacağım yani. İyi. Ama dediğim gibi o yaşlarda başka biri yok. Bir Claudia vardı hatırladığım. En yakın zamanda. Onun dışında yok. Ama böyle köy yerlerinde zaten hani böyle ölümler oluyor hep. Ben de çok duymuştum. Claudio'nun kimi kimsesi akrabası var mı hayatta? Tabii var. Kimler var? Ya işte söyledi bilmem neler var, şuralar var, buralar var dedi. Böyle bir Bu çiftlikten bahsetti yani. Dave'le akraba olma durumları falan var mı peki? Görüşmüş. Yo. Yok değil mi? Hayır. Tamam. Asfodel sordu size hani bu mezarlık olayında kayda değer bir şey var mı bunlardan başka? Yok, hayır. Abi inceledik de Aspodat, hani bir bu isme ulaştık aslında yeni ölen diye. Ama şimdi Yani yaşlılardan dinlediğimiz kadarıyla. üzerine tarih yazan bir tek Claudia vardı. Tamam. O da 2 sene öncesin, 1371. Yani ben yakın dönemde belki talihsiz bir kayıp yaşanmıştır. Ona biraz yoruyorum kafayı ama kim bilir, öyle bir şey olduysa da nerededir yani. Mezarlıkta değil. Bir daha gördüğümüzde kendisine soracağız artık. Ya da başka izler bakacağız. Bu şeyle Gideon'la konuşmayı dört gözle bekliyorum aslında arkadaşlar. Bakalım yarın, ya bugün arşivleri tarayacak da şimdi geç oldu. Kimsenin kapısına gitmenin alemi yok.
Bugün bir dinlenelim. Yarın sorarız artık. Bu arşivde bir şey bulabilmiş mi diye. Yani. Asfodel bir durdu, bir bardak bir şey içiyordu zaten. Ya böyle hep yarına yarına diyoruz da arkadaşlar. Dün buraya biri saldırmış, biri öldü. Bugün bir kurt adam saldırdı. Hatta ölüsü şurada, dünkünün. Bugün bir kurt adam saldırdı. Şanslıyız ki hani müdahale edebildik. Kimse ölmedi. Şimdi Yani mi gidelim diyorsun biraz yoksa? acele etmemiz gerekmiyor mu sizce de? Tamam, ben de bir an önce çözüme kavuşmaktayım da hani şimdi bu saatte gitmek doğru olur mu? Birinin ölmesi mi daha doğru olur? Yoksa birinin bu saatte niye geldiniz diye bize laf söylemesi mi daha doğru olur sence? O da doğru. Gidelim o zaman. Yani bana uyar, benim uykum yok. Yani idare edebiliriz ha biraz daha hani vaktimizi bolca düzgün bir şekilde değerlendirip en azından uyumaya çekiliriz. Ayrıca şu da bir gerçek ki aradığımız eğer bir hayaletse bu gibi varlıklar geceleri daha çok ortaya çıkıyor değil mi? Gece varlıkları yani bunlar. Yani gidip de güpegündüz hayalet aramak bana biraz saçma geliyor yani. Düşününce. Ama bir güpe gündüz oldu bu saldırılar. Saldırılar gündüz olabilir. Ama genelde hani bu andetler, işte hayaletler vesaireler gece Tabii, çıkar tabii gece yani. karanlığından beslenilir. Yani karanlığı seven varlıklardır yani. E gidelim o zaman. Ben Bayan White'a. Raybe White'a. Tamam. bence de gidelim yani. Boşuna Bana zaman uyar. kaybediyoruz. Ve kaybettiğimiz zaman burada birilerinin canına mal olabilir. Valla ben de merak ettiğim çok soru var. Çıkalım o zaman biz. Siz bizi beklemeyin. Biz direkt ahıra geçeriz. Hiç kapınızı siz kilitleyin. İçeri nasıl gireceğiz o zaman dedi Asmadan. Hacım, bahçe kapısından girilmiyor mu ahıra? Tamam oradan gireriz doğru lan. Şu kapıdan buraya. Ya da şu atların olduğu yerden gireriz. Ya da. Yani. Evet. Tamam ya. Bir an bir şey oldum ben. Bir panik oldum dışarıda kalacağız diye. Dert ettiğin şeye bak Azmuda. Tünel kazar yine gireriz. Tamam. Ben sana bir Ben yolu çatal. açarım size. Bence aramıza bir iyi bir hırsız lazım bizim. Gülmediniz. Neyse. Acaba neden? Neyse arkadaşlar siz çıktınız oradan şu şeye gitmeye. O Mansion'a. malikane. Jillian White'ın olduğu yere yani. Şeyin önüne kadar geldiniz, evin önüne kadar geldiniz. Şöyle de yapalım sahibi bir dakika. Ben size o tarafı alayım diyorum da. Okay. Tamam. Öyle eğer. Bir de ne yapayım? Bunu yapacaktım. Evet. Yani bu Şöyle. arada bir şey soracağım. Ben bu evin orada hani ağaç bakarken falan bayağı bir etrafa bakınmıştım. Hatırlar mıyım ki bu mezarlık bir şey görsem orada? Detaylıca ağaç bakmıştım yani. Nasıl mezarlık bir şey görsem anlamadım. Yani hani düşünmüştük ya acaba evin hani kendi bahçesi var mezarlığı vesairesi de var mıdır diye. Ha. Hani Bu evin mezarların yanında. etrafında mı diyorsun? Evet, evin etrafında. Hayır canım, bu evin etrafında bir mezarlık falan yok. Tamam. Hayır, yok. Öyle bir şey yok yani. Çaldım kapıyı, tık tık tık, ey günler. Ha, siz geldiniz oraya işte. Ondan sonra kapıyı çaldınız. Bir süre beklediniz. Ondan sonra yani harbiden bayağı bir beklediniz. Çünkü kadın belli ki uzaktan geldi eve. Eve diyorum. Sizin yanınıza. Böyle açıvereyim ben burayı. Kapıyı açtı kadın. Baktı size.
Hala zırhlı mı? Evet. Ne oldu, bir sorun mu var dedi. Yok, bir sorun olduğundan değil de hani araştırmayı yarına bırakmak da istemiyoruz. Bir an önce hani Edirne'mizi bilgi edinmek istiyoruz. Siz arşivde bir şey bulabildiniz mi? Çünkü he. Kayıtlarda hani öyle küçük çocukların ölümüne dair kayıtlar var, evet. Birkaç bir şey buldum. Ya biz de mezarlığa gittik. Bir çocuk Claudio diye bir çocuğun ölümüne ulaştık. 2 yıl olmuş ama öleli. Daha yakın tarihte bir şey yazmıyor orada. Ya bir de diğer yanda da tarih yazmıyordu. O yüzden bir tek Claudia'ya ulaşabildik de. Tarih yazan mezar taşı bir o vardı çünkü. Ya evet, ben de hani çok öyle ekstrem bir şey bulamadım buna dair, olabilecek bir şey açıkçası. Ama Ya ne yapabileceğim ben de bilemiyorum açıkçası. hiç böyle bir kayıp vakası falan bildirildi mi yakınlarda? Bir çocuk kayboldu köyün etrafında falan diye. Bazen oluyor Yakın böyle zamanda. şeyler. Yakın Yakın zamanda. zamanda hatırladığım Genç bir kadarıyla çocuk yani, olmadı. böyle 7 yaşlarında, 8 yaşlarında bir çocuk. Kız erkek. Hocam yakın zaman olmasa da sonuçta hangi zaman diliminde olduğunu nereden biliyoruz? Ya belki de çok tazedir bu olay, onu demeye çalışıyorum. Ha, suçlayıcı bir hayalet saldırısı. Suçlama hani teyzenin suçu falan. Açıkçası hatırlamıyorum öyle bir şey. Hani kayıtlara da o bakımdan bakmadığım için, bir de tabii tek başıma bunlarla uğraşmak bayağı zor oluyor. Dilerseniz yardımcı olabiliriz. Yani bende de asfedelde okuma yazma var. Yani beraber arşiv taraması yaparsak daha hızlı sonuca ulaşabiliriz. Ya da bir Ya yerden sonra gözünüz yorulacaktır muhakkak. Bazı şey atlanabilir. aslında olabilir. Zaten kayıtlar burada. Müsaade ederseniz bakmak isteriz. Yani yardımcı olursanız daha iyi olur doğrusu. Tabii ki yardımcı oluruz. Çünkü Yani bu yüzden buradayız zaten. tek başıma o kadar şeye birden bakmak. Yani burada bir ben varım, bir de bir aşçım var benim burada. Bir de şu hayalet var Kasabalılardan diye böyle. biri. Başka kimse yok burada. Ya bu şey bu arada Gelin buyurun dedi kadın. buyurdum içeri. Geçin Şey siz. konularında bilgili misiniz? Bu işte hastalık dizeyiz. Bilginiz var mı? Hani daha çok ısırılan birinin dönüşmesi gibi konularda. Yani az çok var, evet. Kurtardığımız adamı kurt adam ısırdı. Endişe ediyorum ters bir şey olmasından. Öyle mi? Evet. Bugün kurt boğa notu aradım etrafta ama bulamadım. Bildiğim yöntem o çünkü benim. Başka bir yöntem bilmiyorum. Daha önce böyle bir olay da yaşamıştım. Ne kadar sürede nasıl dönüşülüyor bilmiyorum ama dolunay, ilk dolunay sanıyorum önemli olan şey. Havayı da göremedik tam ama. Yani dolunaya baktım bakamadık doğru düzgün. Göremedik ayı da. Kromela bahçeden bağırıyor onun bize. Evet. Kromela aslında eve girdi de ses antrenmanı yapıyor O gelene kadar ben herkesi dizdim, masaya dizdim yani, o kadar. Kromela. O kadar evet. Keyfime Al göre şunları baş köşeye. döndürüp oynayıp duruyor Lütfen, tepemde. lütfen. Az solist Kromela. Asmodel sana böyle el etti, şuraya geç diye. Hani böyle çaktırmadan. Geçtim. Masanın üstünden değil. Tamam, şöyle geçtim. Sonra şöyle geçtim. Sonra şöyle geçtim. Kadın şu arkamdaki yerde bütün kayıtlar var dedi. Hani oradan siz de hani bir şeyler alıp bakarsanız en azından daha çabuk bir şeyler araştırmış oluruz. Hani aranızda okuma yazma bilen kim varsa. Gittim aldım bir kucak götürdüm Asfodel'e bıraktım. Asmodel ay yaşa dedi direkt. Bir kucak da ben aldım kendi önüme koydum. Bir miktar da yine kendi yanıma koydum. Yani direkt gilin önüne değil de kendi yanıma hani bunu da ilgilenirim diye. Ben yemek yiyorum ya. Masada yemek varsa atıştırayım azıcık.
Acılar baktınız hani öyle çocuk ölümüne dair bir şeyler var evet. Ama alakalı mıdır değil midir? Neler var misal? Ya çeşit çeşit bir sürü şey var acı. Kimi kazadan ölmüş, kimi hastalıktan ölmüş, kimi işte ne bileyim yolculuktan ölmüş, kimi şey doğmuş, ölü doğmuş, kimi sakat olduğu için ölmüş. Hani O çocuk ölenlerin ölümleri var eşi ya. dost, işte anası babası, Var. akrabaların isimleri falan İşte yazıyor. çoğusunun var. Kimisi saldırıdan ölmüş. Hani orklar saldırdığında ölmüş. Ne bileyim. Bir sürü ölmüş de ölmüş bir sürü. Ya yakın dönemdekilere baksak mı? Ben özellikle bu işin yakın zamanda olduğunu düşünüyorum. Bir Eski değil. Claudia'nın şeyini arayacağım ben. Kaydını mı? Kaydını arayacağım. Yani o da var. Tabii ki. Onlar hakkında dişe dokunur ekstra başka yani edindiğinden farklı bir bilgi yazıyor mu? Bu arşivleri kim tutuyor? Bizler tutuyoruz. Yani ben ve bana yardımcı olan biri varsa o anda o yani. Var mı ekstra başka bir şey Claude'la alakalı? Yok. Yok. Diyorum ben evi inceleyeceğim biraz ya. Böyle geziniyorum hani bunlar kitaba daldı ya. Cilin de sana bakıyor. Ne yapıyor bu diye. Çok güzel bir eviniz varmış. Evet. Şeyler harfler arası çok iyi değildir de. Cromwell ondan kaynaklı. Okuma yazma bilmiyorum Leo. Bu bir sır değil. Bir gün öğrenirim belki. Öğretirseniz. Onun da sırası iyidir. Bu White'ın yeğeni olabilecek herhangi birisiyle alakalı yani onun teyzesi olduğunu işaret eden herhangi bir kayıt var mı? Yani teyzesi falan yok hacı. Ortalıkta. Öyle bir kayıt yok. Yani şunu demek istiyorum. Ölen çocuğun teyzesi Jillian White olabilecek bir. Zaten kendi yazdığı için. Neyse yani bir şey de çıkmadıysa oradan. Dişe dokunur herhangi bir şey bulamadık o zaman öyle mi? Maalesef o kayıtlara hani baktınız yaklaşık 2 saat falan onlarla uğraştınız. Jillian'la beraber. O da bakıyor, bakıyor, bakıyor. Bu alakalı olabilir mi diye tartışıyorsunuz. İşte şu konu hakkında ne olur falan falan diye bakıyorsunuz falan. Maalesef hani elle tutulur bir kanıt diyebileceğim bir şey çıkmadı piyasaya. Bir şey Bu soracağım. saldırılar kaç gündür oluyor? Yani daha öncesinde de var mıydı böyle? Bu arada merdivenlerden bir kadın indi. Jillian da hemen seslendi ona zaten. Heh Teya hoş geldin. Bize şöyle içecek bir şeyler getirir misin? Sıcak. Lütfen. Tabii Kadın efendim yaşlı dedi. mı? Ya orta yaşlarında biraz göbekli bir kadın yani. Yani kafadan çocuğu veya işte kız kardeşinin çocuğu olabilecek biri yani. Tabii canım yani orta yaşı dediğim 45-65 arası. Yani Hatta. orta yaşı bu oluyor. Forgotten Realms'ın orta yaşı bu. Biz Arkadaşlar. hala genciz yani arkadaşlar. Evet. Çözülmedim. Çok da sevindim. Harika. Tabii bu Forgotten Realms'ın orta yaşı. Dünyanın Evet. değil. Türkiye'de 18'den sonra orta yaşa giriyorsun. kusura bakmayın arkadaşlar. Hepiniz yaşlısınız. Old Father. Neyse kadın hani yukarı çıkıyor, iniyor size bir şeyler getiriyor, içecek vesaire vesaire diye uğraşıyor yani. Bu muhabbetle falan duyuyor o zaman. Tabii canım duyuyor. Muhakkak yani duyuyor. Neyse o kadar uğraştıktan sonra en sonunda o 2 saatin sonunda hiçbir şey bulamadınız.
Jillian da bir ellerini masaya koydu böyle. Hani bir şey, sinir şeyi var kadında. Yok bir şey Şöyleyim ben de hesabı. tavana bakıyorum. Aynen hiçbir şey hani buna dair olabilecek hiçbir şey bir teyze ile alakalı işte ne bileyim ne demiştin sen şey hani kötü bir şekilde öldürülme ile alakalı filan onun gibi bir şey yok yani kayıtlarda. Leo, bu şeyde çocuğun hani silüetini net olarak hatırlıyor musun? Üzerindeki kıyafeti. Belki orada bir detayı vardır. Hatırlıyor muyum diye. Hayır canım. O hayalet bir şeydi yani. Nasıl yani? Hayır yani hani hayaletlerin, gerçi bu bilgiye muhakkak değil de, hani ne bileyim belki belirgin bir özelliği, işte bir fular, bir ceket öldüğü ana dair bir şey taşıyor mudur ki üzerinde? Yansıtır mı daha doğrusu? Var mıydı öyle bir şey? Ya hani bu senin için normali hangisi? Garibi hangisi hacı? Benim Ne için demek hepsi garip şu istiyorsunuz an. yani? Doğru. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Hani garip Anladım. olan bir fular mı arıyorsunuz yoksa normal olan bir fular mı? Hangisi garip, hangisi normal? Yani ne demek Fular zaten garip istiyorsunuz? bir şey. Ne Ya yani? öldüğü anki görüntüsünü mü gösteriyor bize? Belki oradan bir ipucu buluruz. Onu düşündüm. Öldüğü anki. İşte bunu bulsan ne olacak? Öldüğü anki olduğunu varsay. Ya belirli bir yerin askeri olsaydı mesela, üniformasından tanırdık herhalde. Ya da 8 yaşında falan bir kız çocuğu işte, hacı. hayır, şey için diyorum. Yani şu an diyemi söylediği her şey Leval söylemiş gibi düşünebilirsin. Sıkıntı yok. Asker, üniforma falan Yakın zamanda bir kayıp vakası falan da bildirilmedi o zaman bir çocuğa dair, böyle 7 yaşlarında, 8 yaşlarında. Ölümü geçtim. ya var kayıtlarda o da var. Baktık ya beraber dedi sana Leovold. Kayıp olan çocuklar var evet. De hani onların hayalet olması gibi bir ihtimal yok bence. Ya da ona dair bir kanıt yok elimizde. Yani kanıtsız hiçbir şey yapamayız şu an hani. Ne yapacağız? Her kayıp çocuğun peşine mi düşeceğiz? Her değil ama en yakın zamanda olabilir. Bir de ben şu şey meselesine takıldım biraz. Dave'den niye korktu bu hayalet bu kadar ya? Dev iri biri dedi Cillian. Ya bir sonraki karşılaşmamız, orada karşılaşacak olursak, senden de inan şeyde korkarsa benim teorimi desteklemiş olacaktır bu. Tabii Bir canım o önceki zaman tabii. bedenini Dave harap ettiği için. Küçücük şey sonuçta, kendi kalıbına girdiği şeyin zihnini almıyor. Kendi zihnini ona bırakıyor. Bundan kaynaklı bana, yani bize saldıran kurtalan da 8 yaşında bir çocuk olarak düşün. Ya açıkçası Dave zaten yani görsel olarak korkutucu bir yapıya sahip Dave. Ama sizler öyle değilsiniz açıkçası. O yüzden ne bileyim ben de böyle birden Dave üzerime çullanmaya kalksa bir an çekinirim dedi Cillian. Ama bu iri olduğu için sadece. Benden iri mi dev ya? Senden iri değil dacı sen nur yüzlü bir paladinsin ya. Ne Ha, kadar değil mi? korkutucu olabilirsin yani. Ne bileyim. Tıraşlı mıraşlı, böyle su asker tıraşlı. Yani böyle bildiğimiz şey. Beyaz Türk işte al. Onlardansın yani nasıl korkutucu oluyor? Tamam sen de Orayı irisin falan. de hani yani Brad Pitt falan ne kadar korkutucu sence? Ya Yani adam böyle çene kemiği falan biraz geniş ya, sinir olacak sporu. Pitt mi daha korkunç yoksa Dwayne Johnson mı? İlyas Salman. İlyas Salman yok eder ya. Harbiden Biliyor korkunç. ah. Neyse bir şey bulamadınız yani açıkçası. Ah. Neyse, biz daha fazla rahatsızlık vermeyelim artık. Umalım ki bir sonraki karşılaşmada, ya yani bir sonraki saldırıda hızlıca müdahale edebiliriz, ya da bir sonraki saldırı bize denk gelir. Ya sanki doğru soruları sormuyoruz ya. Bir ipucunu atlıyormuşuz gibi geliyor. Ya oraya yaratığı takip ettik. Kamp alanına kadar geldi.
Kamp alanı o yaratığın ne kadar uzaktaydı köye? 1 saat mesafedeydi. Bir saatten az bir mesafede. İlk Yani saat bulunduğun biz oraya noktadan varmışız. burası gözüküyordu neticede. Evet. Gözüküyordu. Şöyle bir varsayımda bulunabilir miyiz peki? Bu hayalet kasabanın bayağı etrafında dolanıyor diye düşünebilir miyiz acaba? Ve o esnada da bulduğunu alıp buraya getiriyor mesela. Asmoder böyle sabırsız sarıpsız hareketler yapıyor arkadaşlar hala. Bir sıkılma daralma gelmiş ona böyle böyle yapıyor böyle takılıyor filan. En sonunda sen öyle susunca şey yaptı Yani hani. öyle diye tahmin ediyorum ben de. Efendim Asfodel. Yok bir şey demeyecektim de Bayan Celil sizin evinizin burada bir mezar falan var mı? Kadın bir durdu. Yok. Hayır. Hani bahçede falan bir mezar falan var mı yani dedim Asbodel. Kadın yine bir şaşkınlıkla baktı Asbodel'e. Yok dedi. Bir mezar yok. Yani bizim bu köyde ölülerin hepsi zaten mezarlığa gömülür dedi. Ondan sonra iyi tamam o zaman dedi Asbodel. Sonra sana baktı Cromwell. Böyle yapıyor yani. Sizden önce bu evde yaşayan biri var mıydı? Bilginiz var mı? Hayır, bu evi ben yaptırdım. Bu arazi boştu yani. Yaklaşık 20 sene önce falan yaptırdım işte. Bayağı. Bayağı oldu. Peki bir şey soracağım. Ya bir kulağa çok garip ve saçma gelebilir ama ya artık sadece fikir yürütüyorum. Az önce gördüğümüz kişi hizmettiniz de herhalde. Sizin bir kız kardeşiniz falan var mı? Çocuğu olan ve çocuğunu kaybetmiş olan veya hizmetlinizin bir kız kardeşi olabilir mi? Çocuğunu kaybeden. Vardır muhtemelen dedi. Belki de trajik bir şekilde kaybeden. Ya sormak ayıp olur mu? Bilemedim. Size sorayım dedim o yüzden bir daha. Şimdi gördüğümüz her köylü kadını sorgulayacak mıyız? Hayır. Ne derece doğru olur? Hayır tabii ki de. Ne bileyim. Ya bir an için aklıma geldi. Kusuruma bakmayın. Saçmalıyor da olabilirim ama. Belki de onu takip ediyordur. Onu demek istiyorum. Ya bu tabii ki öyle bir şey var. Ama burada yani köyde kaç kişi yaşıyor? En azından 304 kişi yaşıyordur. Yarısı kadın desen 100-200 demek olur. 150 kişi demek olur bu. Her 150 kişi de burada şüpheli mi anlamına geliyor ya da Şüpheli değil, şüpheli değil. Yardıma muhtaç diye düşünüyorum ben. Çünkü belli ki bir şeyler çok yanlış olmuş ki bu olay cereyan ediyor. Belki de anlatamadıkları, söyleyemedikleri bir şeyler olmuş olabilir. O yüzden merak ettim yani. ki zaten nasıl bir şüphe olabilir yani ne yapmış olabilirler? Asfodel durdu durdu en sonunda arkadaşlar yeterince geç oldu. Hadi gidelim bence dedi. Ney? Doğru. Ya tamam. Konukseverliğiniz için minnettarız. Sizi de rahatsız ettik bu saate kadar. Teşekkürler dedi sadece Asfodel. Kadın da hani Cillian da bir şey değil dedi size. Önemli değil dedi. Yine beklerim. Keşke Zaten evimiz çok sakin ve sessiz dedi. birkaç bilgi bulabilseydik. Ben kitapları alıp raflara diziyorum. Çünkü dağıttık ortalığı. Gitti. Yani de topladınız falan. O da Asfodel de yardımcı oldu o konuda. Ben bön bakıyorum ya. Kapıya doğru gidiyorum ben. Teşekkür ederiz konukseverliğiniz için dedim. Geçtim oraya. Asfodel direkt labada diye sana söyledi. Bir yardım edeydim be dedi. Ama okuma yazma bilmiyorsun da. Dizmeyi de mi Yani. bilmiyorsun? İkiniz Şu yetersiniz diye şuradakini şuraya düşündüm. Ne bileyim. koyacak halin yok yani. İkiniz yetersiniz böyle işlere ya. Tabii canım. Sen de gezdin zaten. He ya. Ne güzel ev. Neyse arkadaşlar çıktınız siz dışarıya. Bunu bir kapatayım ben ya çok şey olmuş. Eminim ben Oh onu temiz yapmaya hava. uğraşıyorum. Oh temiz hava. Şey dedi Asfodel direkt. Böyle konuşarak bir yere varamıyoruz arkadaşlar. Boşuna laf yapıp duruyoruz sadece. Yani kayıtlarda bir şey yok. Evet, bir şeyler yapmamız lazım yani.
Hayalet mi çağıralım? Nasıl bir şeyler yapalım Aspalar? Bilmiyorum. Gülmüş böyle. Gerekirse öyle yapalım. Ama şimdi yapmamız gereken tek şey gidip uyumak. Artık yeterince geç oldu. Hop, öteki Katılıyorum. tarafı aldım ben sizi. Lap Katılıyorum. yolu belirdik. Evet. Ama yanlış yerde belirdik. Gidip ahırımızda uyuyalım. Evet. Bak yine gittin tavukların üzerine yat. Neyse arkadaşlar, siz o zaman yatıp uyuyorsunuz. Maalesef Evet. bugün de hani çok kayda değer bir şey olmadı kanıt açısından yani. Yoksa hani en azından birilerini kurtardınız, hayatını kurtardınız ama artık uyuyup dinleneceksiniz. Bu arada bir saatimiz dolduğu için bu partımızı burada bitirelim. Bir sonraki partta devam edelim. Değil mi? Tamam. Öyleyse sonraki partta görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.